Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Nazi Almanya serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, önceki bölüm Yunanistan Krallığını almıştık. Vassal serbest bırakmıştık Nazi Türkiye'si diye. Ve bize İsveç, Sovyetler Birliği, İrlanda savaş açmıştı. İrlanda ve İsveç kabul etti fakat Sovyetler Birliği'ne yollamadığımız için kabul, yani kabul etme bir diye bir olasılık olmadı. Ve topraklarında bayağı ilerledik. Gördüğünüz gibi. Başkentine kadar geldik. Fakat hani duralım dedik. Onlar hani çok biz çok kayıp verdik dedik. Onlar inadına savaş 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 diyor. Biz de inadına savaşacağız. Bakalım neler olacak. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Desteğiniz için. Mesela aldık 131. Mesela şöyle bir, gerçi onlara bırakalım. Dur bir geri gelelim. Biz şuradaki toprakları bir alalım. Şöyle Anadolu'daki toprakları da alalım. Hayır, fazla bir şey de almıyoruz. Anlatabiliyor muyum yani, bu sadece. Kabul etse o da rahatlayacak, ben de rahatlayacağım. Ama inadına kabul etmiyor işte. Biz de elimizden geldiği kadar dağılmaya çalışıyoruz şu an. Nereden hasar vursak. Allah, artık vassalıma para göndere göndere bende para bitti. Ve hala kabul etmiyor. Ya bu birazcık sinir durum yani. Ya harbiden biz birazcık sinir yani. İnsanın sinirini bozuyor. Hani topraklarını kaybediyorsun. Barış yap diyorum, kabul etmiyorsun. Garip ya. İşte böyle 4000 adam getiriyor mesela buraya. Kim bilir nereye çıkarma atacak. Biz yine arkadan ordumuzu hazır tutalım. Yani Anadolu'daki toprakları vermeyeceğim. Vermek de istemiyorum. Ama inadına barış diyorum ve inadına kabul etmiyor ya. Son bir kez daha yolluyorum. Sonrasını ne yapacağız vallahi ben de bilmiyorum. Takıldım kaldım ben. 4 nerede? 4 puanlık bir şey var mı? Şu 9'u kapatıp şunu alsak. Tamam. 4'ü de alsak tamamdır. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Sürekli bir başkent önünde toplanıyoruz. Bu başkent önüne gelene kadar ölüyoruz yani, bitiyoruz. Yani kaç bin ordum, 40 bin ordum varmış yani, düşünün. Kabul etmedi. Şaşırmıyorum ya bazen. Hani olabilecek şeyler diyorum yani. Belki adamımız yoktu. Şimdi var. 57 bin, 57 bin, 57 bindir.
Bugün adamımız yoktu. Kabul etmedi. Belki şimdi kabul eder. Ya usta sen bir salsana. Ya sen nasıl gelebiliyorsun ki? Tamam. Şöyle bir toprak bütünlüğü açısından. Tamam. Son bir kez daha yolluyorum. Çünkü o adamım yoktu o zaman. Şimdi tüm adamlarımın hepsini buraya getiriyorum. Ve biraz daha adam basıyorum. Böyle olmuyor çünkü. Ne kadar fazla adam bizim için o kadar iyi. Cidden Sovyet bize ağır zorluyor ya şu an. Hani gücüyle değil de toprak fazlalığıyla yoruyor ya. Hani bu adamın bilmem kaç bin ekonomisi var. 550 bin ekonomisi var. Yine de kabul etmiyor mesela. Yani ben 10 adamla dağılırım buraya. Hatta şuradan gideyim. Hatta daha fazla basacağım ya. Hani kendisi daha çok kayıp verdi. Ve buna rağmen kabul etmiyor. Vallahi bu sefer sadece benim ordum yok ya. O yandan seviniyorum bir tek, biliyor musunuz? Tesellim o yani. Sadece şuradan şöyle küçük bir toprak almak istiyorum ya. Sana Anadolu topraklarını. Başkent düşerse belki alabiliriz. Kur atlarsak alamayız ama. Vallahi beraber saldıracağız şu an. Böyle olmuyor. Lan adamların bir yerde vazgeçmesi lazım. Ona rağmen şu an vazgeçmiyorlar. Yani ben size yardım dahi yapıyorum şu an. Neyinize yetmiyor anlamadım ki. Siz niye gelmiyorsunuz mesela ya? Barış yapsa adamlarımı dizeceğim sınırlara. Daha güzel olacak. Hani adam basıyorum ki korksun birazcık. Korkmuyor da. Çünkü kaç? 74 bin adamımız var. Bastıkça basıyoruz. Yani 1,5 milyon ekonomi adam. Sana diyor ki gel barış yapalım. Sen de biraz evet de değil mi? Olur de yani. Yok. Başkentine giriyorum ben o zaman ya. Girebilirsem şu an.
Moskova düştü. Bakalım başkenti düşünce ne yapacak şimdi? Vallahi bu şu an acayip zorlu ya. Vallahi bak. Ne yapsam bilemiyorum ya. Kaldım öyle. Baksana daha burada da adamlarım var. Hayır, kaldım öyle ya. Yani seni ittifa alalım diyorsun, diyorum. Sen de ittifa gelmiyorsun. 250'yi çıkar. 67. Eyaletlerini istiyor. Eyalet meyalet yok. İlişki eksi 17. Müttefik falan. Hepsinden eksi yiyoruz. Baksana. Romanya bile böyle bir güce ulaştı yani. Full dağılıyoruz ya. Hiç şey yapmak yok yani. 10-15 fark etmez. Full dağılıyoruz. Vallahi ben inadına yollayacağım. Tamam. Kabul etmemesi için ne gibi bir neden var acaba? Bilmiyorum ya. Finlandiya. Asileri desek Finlandiya. Vallahi iç savaş çıkarmaya çalışacağız bakalım. Neler olacak bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey deniyorum çünkü. Ha, buradan iki tarafa saldırabiliyorum. Güzel. Artık gelsin bizim bu adamlar da. Buradan gelin ya. Vallahi şu an ne o yorulur. Aa, bizim adam kabul etmedi bu sefer de. Neden? Yoksa bu zamana kadar hep bizim adam mı kabul etmiyordu? Niye kabul etmiyorsun acaba? Hani ne gibi bir lüksün olabilir de sen kabul etmiyorsun? Kim kabul etmedi? Sovyetler mi kabul etmedi bu sefer de? Bizde asi çıktı. Aa, burada. Ne yapacağız biliyor musunuz? Geleceğiz. Tamam mı? Şuraların hepsine 4000 adam dizeceğiz. Dizelim bakalım be. Ve buralara her şeyi yapacağız. Yani cephanelik değil, ikmal kampıdır. Yani ben saldım artık.
Sadece şu an savunmaya geçeceğim. Böyle olmuyor yani çünkü. Şimdi şöyle tek tek gözetleme kulesi. Güçlerini böyle böyle yıkacağız ya. Hop hop. İlerleme hiçbir yere. Hiçbir yere ilerleme. Sadece buraya gel ve savun. Siz de gelin. Hepiniz gelin. Salın. Gel 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 gel, hiç uğraşma. Tamamlandı mı? Güzel. Başka neresi? Burası. Buralar tamam. Buralara yapmışız ama kale inşa etmemişiz. Öyle bir şey yapmışsak. Savunmaya geçiyoruz yani. Bir yerde cephanelik eksik. Burada cephanelik eksik. Şu an sadece tur oynatmak kaldı ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Oyunun böyle saçma sapan bir şeyle karşılaşıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Sadece bizim adamımıza birazcık bir de yardım edeceğiz. Ekonomi bakımından. Bu ordumuzu da onun yanına göndereceğiz. Alamasınlar. Yani kabul etmiyor. Bize savunmaya geçeceğiz. Ne yapalım yani? Gel bakalım savunmaya. Allah, sınırlarıma geldiğiniz anda yani size büyük bir direniş yapmakta ama yapabilirim. Hala öyle bir gücüm var. Saldırma falan yok, gel. O topraktan bu topraklara kadar geldik yani. Kabul etti bu sefer. Allah razı olsun ya. Ticaret talep et. Eyalet. Yani var ya, senin hiçbir yararın olmadı ya. Bari sana Fransa'ya savaş açtıralım da. Git kendine bari bir şeyler yap en azından. Gücünü güçlendir de.
Ama bu işten küçük de olsa galip çıktık ya. Şimdi bir iyi yandan bakalım. Çıkamaya da bilirdik yani. Yani oyun bizi böyle çıkmaza da sokabilirdi. Kim bize savaş açtı ya? Ha, doğru, biz savaş açtık. Bizim adam alır, sıkıntı olmaz. Değil mi? Aldım yani. Hop. Asi çıktı. Tabi simülasyonları yapmadık. Yani adamlar öyle bir yağmalamış ki artık bizim topraklarımızı. Şey kalmamış yani. Ama vergi almıyoruz ya. Benim gelirim niye gittikçe düşüyor lan? Ben şöyle adamı şöyle çıkarsam. Bizim adamın durumu ne? Güzel. Fransa'yı bu yerden kovmuş. Alabilmek varken nasıl alamıyorsun ya? Tamam. Biz de sinirimizi Fransa'dan çıkartıyoruz. Düşün bak, 100 bin 100 bin gidiyordu. Şimdi kaç bin kaç bin diye. Giderlerimiz daha fazla. Niye bilmiyorum. Allah aşkına bir durun ya. Kendinize gelin ya. Ne yapacağımı şaşırdım, yemin ediyorum var ya. Dur, buralarda her şey full. Buralar hariç. Yani bu mal kamplarını yapmak aslında bayağı iyi bir şey. Önceliğimiz onlar olsun. Bir dahaki savaşımızda ondan acısını çıkartacağız. Tamam, full değil mi bunlar? Full. Şurası full değil. Orası da artık full. Güzel. Kaç bin adamımız birikti? 87 bin. Dediğim gibi acısını iyi çıkartacağımız için. Yani şu an var ya, İtalya'yı da alasım var ya. Hani bize hiçbir yararı dokunmuyor, sadece zararı dokunuyor. Hakaret dedik. Ya ne diyeyim ki ben? Şimdi sizde ben bir saldırmazlık paktını bir tekrar imzalayayım. Ben size şöyle bir 700 bin, sana şöyle bir 1 milyon desteğimi sunayım. Sonra biriktireyim. Tamam, tabi 1 milyon desteği alınca yükseldi. Şimdi sana da ben şöyle bir 1 milyon desteği sunuyorum. Birleşik Krallığa savaş açacağız. Çünkü böyle olmuyor. Yani siz artık toplam bir güç olarak şeyden daha güçlüsünüz.
Birleşik Krallık'tan. Şimdiki hedefiniz ise... Bir dakika, bu kim? Tayland'ın burada ne işi var? Sadece bu kadar mı toprağı kalmış? Sovyetler Birliği tabi Irak'ı aldı. Neyse, videoyu burada bitirelim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki hedefimiz Birleşik Krallık. Görüşürüz. Bay bay.